Evet, biz 2019 yılında, hatta buna 2018 demek lazım, Çatılara Özgürlük projemizle şehrimizin veyahut da ülkemizin önüne bu konuyu getirmiştik. Çünkü cari açığımızı en fazla eksi yönünde etkileyen şeylerden bir tanesi enerjide tam bağımsız halde olmamamız. Buna vurgu yapmıştık. Ve bir takım fikirlerimiz vardı. Biz bütün organize sanayi bölgemizdeki çatıların tamamını tek elden bölge müdürlüğü olarak biz ele alalım ve GES'le donatalım gibi bir fikrimiz vardı. Bu tam olarak bizim söylediğimiz gibi gerçekleşmedi tek elden. Ancak daha sonrasında sanayicilerimizin tamamı buradaki avantajı görerek, tabii biraz panel fiyatlarının da ucuzlamasıyla, ülkemizde daha çok üretim kapasitesinin artmasıyla, kendileri çatılara özgürlüğü kendileri gerçekleştirmeye başladılar ve şu anda yaklaşık 65 tane sanayi kuruluşumuz çatılarını GES'le donattılar. Bu yaklaşık 53 milyon kilowatt saat gibi bir rakam tutuyor. 500 milyon kilowatt saat organize sanayi bölgesinin kullanımı olduğunu düşünürsek eğer, 53 milyon kilowatt saatte yaklaşık %10'unu şu anda bu hale getirmiş durumdayız. GES'le donatmış durumdayız. Hızla çoğalmaya devam ediyor. Tabii bölge müdürlüğümüzün de güneş enerji sistem gücü 80 megawatt civarındaydı. Bu neredeyse dolmak üzereydi. Bunu da yetkili kurumlarla görüşerek 160 milyon kilowatt saate çıkarmak suretiyle sanayicimizin burada önünü de açmış olduk. Biz bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah kullandığımız bütün bu gücün tamamını bir an evvel GES'le çözebiliriz. Böylece ülkemizin enerji tam bağımsız olması konusuna ve sanayimizin tam bağımsız olması konusuna parmak basmış olduk. Bir yeşil dönüşüm konuşuyoruz, karbon ayak izi konuşuyoruz. Zaten biz organize sanayi bölgesi olarak ağır sanayi kullanmıyoruz. Çevreci bir organize sanayi bölgesiyiz. Aynı zamanda bunu gerçekleştirmek suretiyle çok daha büyük bir adım daha atıyoruz. Rekabetçi gücümüz artıyor. Çünkü maliyetlerimiz ucuzlaması nedeniyle rekabetimiz artıyor. Zaten Antalya biliyorsunuz evrensel bir şehir. Çevre dostu olması gereken bir şehir. Çünkü burada deniz, kum ve güneşi biz misafirlerimize en iyi şekilde sunuyoruz. Mavi bayraklı birçok denizimiz var. Çevre dostu bir organize sanayiyiz. Böylece buradan da ülkemize böyle bir katma değer sağlıyoruz. Enerji maliyetleri işletmelerin en büyük giderleridir. Dolayısıyla böyle bir mevzuat, böyle bir fırsat çıkmışken biz de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Tükettiğimiz şu an itibariyle tükettiğimiz enerjiyi karşıladığımız gibi fazlasını da devlete satarak bir gelir elde ediyoruz. En büyük avantajı şu, biliyorsunuz alternatif enerji kaynaklarından birisidir güneş enerji sistemleri. Hal böyleyken doğal kaynakları az tüketmiş oluyorsunuz. En büyük avantajı bu.